Başarı nedir? Başarı insana hizmet için kendini adayabilmektir. Tüm kazanımları paylaşabilmek, sınırları aşan bir vizyonla ilerleyebilmektir. Türkiye'de bir holding bu vizyonla yola çıktı ve başarılarını hep insana hizmet için kullandı. Cengiz Holding. Kökleri Cengiz İnşaat'a dayanan Cengiz Holding, bugün 35 şirket ve iştiraklerinin oluşturduğu güçlü ve dinamik bir yapıya sahip. Özellikle inşaat, enerji, maden ve kimya sektörlerinde gerçekleştirdiği başarılı faaliyetleriyle her gün daha da güçleniyor. Cengiz Holding, dünyanın birçok yerinde önemli projelere imza atmaya devam ederken, Türkiye'de de dünya markası olacak projelerde büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Cengiz Holding, yıllar içinde vizyonunu genişleterek ilk telekom altyapı, ilk metro, ilk hızlı tren projesi gibi Türkiye'deki sayısız ilklerin ve başarıların altına imza attı. Bugün ülkemizin dört bir yanında birçok başarıda Cengiz Holding adı var. Bu başarı hikayesi 45 bin çalışanıyla gururla yazılmaya devam ediyor. 150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı. Türkiye ve Avrupa'nın tamamı deniz üzerinde inşa edilen tek havalimanı Ordu Giresun Havalimanı. Türkiye'nin en uzun, dünyanın dördüncü en uzun otoyol tüneli Ovit Tüneli. Samsun'da kurulan ve %61 verimlilikle dünyanın en verimli santrali unvanına sahip Samsun Doğalgaz Çevrim Santrali. Türkiye'nin cevherden bakır üreten tek izabe tesisi Etibakır Samsun. Türkiye'nin en derin galerisine sahip Etibakır Küre. Türkiye'nin tek entegre kimya ve metalürji tesisi Etibakır Mazıdağ. Türkiye'nin tek birincil alüminyum üreticisi Eti Alüminyum, Cengiz Holding'in gurur kaynaklarından sadece birkaçı. İnşaat. Cengiz Holding'in ilk yatırımı olan Cengiz İnşaat, faaliyete başladığı tarihten itibaren hep vizyoner projelere imza atmış ve bugün 20 bine yakın iş gücünü istihdam eden ülkenin en önemli inşaat şirketlerinden biri haline gelmiştir. Cengiz İnşaat, faaliyetlerine karayolları, havalimanları, tüneller, köprüler, barajlar, demir yolları, metro, limanlar, boru hatları, sulama kanalları, enerji santralleri gibi çok geniş bir yelpazede devam etmektedir. Enerji. Cengiz Holding, 1990'lı yılların sonunda enerji sektöründe üretimden dağıtıma entegre bir yapıyla faaliyetlerine başladı. Devam eden yatırımlarıyla birlikte 5000 megawatt üretim kapasitesine ulaşacak olan Cengiz Holding, ortaklarıyla beraber sahip olduğu 5 dağıtım şirketiyle de Türkiye'nin elektrik tüketiminin yaklaşık %30'unu karşılıyor. Elektrik yatırımlarının yanı sıra Selçuk Gaz ve Samgaz şirketleriyle iki bölgede doğal gaz dağıtımı da yapan Cengiz Holding, elektrik ve doğal gaz ticareti de gerçekleştiriyor. Maden. Ülkemizin yeraltı kaynaklarının ekonomik önemini bilen Cengiz Holding, 2004 yılında Etibakır, 2005 yılında Eti Alüminyum'un özelleştirilmesiyle birlikte maden sektöründe faaliyetlerine başladı. Kapanmak üzere olan bu iki tesise 1 milyar dolardan fazla yatırım yaparak tesisleri modernize eden, verimliliği ve üretim kapasitesini artıran Cengiz Holding, ülkemizin doğal kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirebilmek için azami gayret göstermektedir. Holding ve bağlı şirketlerinde 45 bine yakın kişiyi istihdam eden Cengiz Holding, yaptığı yatırımların yanı sıra yarattığı büyük istihdamla da ülkemiz için hatırı sayılır bir ekonomik güç teşkil ediyor. Cengiz Holding, her yatırımda seçici davranarak çevreci ve insan odaklı projelere ağırlık verirken, imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle de yaşamın kalbine dokunuyor.
sosyal sorumluluk projelerini Şaban Cengiz Vakfı ile gerçekleştiren Cengiz Holding, bu alanda bugüne dek eğitim, sağlık ve spor alanlarında değerli çalışmalar yaptı. Cengiz Holding, başarma azmi ve modern yaklaşımıyla günden güne büyürken ülkemiz için önemli bir itici güç, her yeni Cengiz Holding projesi Türkiye'nin geleceğini aydınlatan yeni bir ışık.